Hayırdır, bu ne şıklık? Nereden böyle? Nereden olacak? Uzun zamandır alışveriş yapamıyordum. Gittim kendimi ikinci el baştan aşağı sıfırladım. Alırım, bir hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bu modellerin erkek için olanı var mı? Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Bunların hepsi zaten erkekler için. Yapma ya. Bu kadar kısa görünce kadın elbisesi sandım. Girmiyor ya. Ya sana ne demeli? Deve tabanı gibi ayağınla küçücük ayakkabıya sığdırmaya çalışıyor. Ne yapalım abi? Gücümüz buna yetiyor ancak. Giderleri gittikçe küçültüyoruz. Biraz yürüsem acaba aşılır mı ya? Sanki biz de keyfimizden giyiyoruz. Bizim parasızlıktan giydiğimiz dar kıyafetler zengine moda olmuş. Ne yapalım? Zengine hayırlı olsun derler. Fukaraya nereden aldın derler. Aynen öyle. Tas yere düşmeden cıngırdamazmış. Abi bırak cıngırdamayı da. Herkes bu ara merkeze gitmeyi düşünüyor. Sen ne diyorsun abi? Sanki ben de gideceğim. Belli ki ekonomik kriz sadece giderlerini küçültmemiş, beynini de küçültmüş. Gidilir mi lan o merkeze? Manyak mısın? Ben hayatta gitmem. Vallahi abi duyduğuma göre giderler memnunmuş. Ben de onların yalancısıyım yani. Ben şunu giyeyim de belki açılır abi. Gidin gidin de görün ekonomik küçülmeyi. Ben hayatta gitmem. Bakma kıyafetlerimin bu kadar küçük olduğuna. Beynim çok büyük, çok. Dört lira kardeş. Şey abi, yarım olsun. Büyük kardeş, 2 lira. Yani yarım ekmeğin yarısı olsun abi. Buyur. Ne kadar abi? 1 lira birader, 1 lira. Yapma ya, çok değil mi abi? Bana bak lan, sakın kalsın deme, yoksa seni bölerim. Tamam abi, ne kızıyorsun? Bence sen de çoktan merkeze gitme vaktin gelmiş. Yürü hadi, yürü yürü. Zeytin, hanimmiş, neredeymiş? Sen bugün benim kahvaltım mı alacaksın he? Lan limonum da pulverim de olsa desene. Oh, Allah muhabbetinizi artırsın. Eyvallah birader. Bence Zeytin'le bu kadar yakın bağ kurma, sonra kopması zor olur. Nasıl yani birader, anlamadım. Diyorum ki Zeytin'le bu kadar yakınlık kurarsan sonra yemesi zor olur. Haklısın, ikisi aynı çocuğum gibi oldu. Şimdi bunları yersem bir daha bulamam diye korkuyorum. İşte ben de onu diyorum. Fazla alışmadan ye gitsin. Sonra bulamadığın zaman bunalıma girersin. Haklısın, haklısın. Yoksa gözün mü kaldı lan he? Afiyet olsun, afiyet olsun. Darısın inşallah benim de başıma. Senin durumlar da kötü görünüyor ha. Aynen öyle. Önce 2 ekmeğe düştük, sonra 1'e. Yarım derken şimdi çeyrek ekmek alabiliriz. Çok şükür, çok şükür. Aman yürürken dikkat et ha. Seni takip eden olmasın. Arkanı markanı kolla. Bugüne bugün çeyrek ekmek sahibisin. Aman Allah korusun. Ya birader, laf aramızda da sen merkeze gitmeyi düşünmüyor musun? Benim artık dayanacak takadım kalmadı da. Vallahi kardeş, ben de kararsızım. Daha belli değil. Belki gidebilirim. Anladım kardeş. Allah hepimize yardım etsin. Hadi kolay gelsin. Hani mis çekirdekler? Hani mis çekirdekler? Durun sizi tekrar kabanıza katın da belki yeniden zeytin olursunuz. Galiba benim de artık merkeze gitme vaktim geldi. Allah'ım bu son çarem. Ne olur sen bana yardım et. Ya Rabbi. Haydi bismillah. Amin. İnsanlara ekonomi yüzünden beyinleri küçülmüş dedim de kendim küçücük oldum. Lan ekonomi bizi ne hallere soktun be. İnşallah memnun olmayız be.